Evet sevgili dostlar, MAF TV'ye hoş geldiniz. Karşımda Yılmaz Hocam'la birlikte bugün Spor Panorama'nın Cumartesi bölümünde hem Fenerbahçe'yi hem Galatasaray'ı hem de Beşiktaş'ı konuşacağız diyelim. Hocam öncelikli olarak bu Galatasaray ne yapıyor? Şimdi Öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum. Uzun süredir depremden dolayı artık psikolojimiz de bozuldu. Yakınlarımızı da kaybettik. Tüm Türkiye'ye sağ başsağlığı olsun. diliyorum. Yaralılara da acil şifalar diliyorum. Ailelere sabırlar diliyorum. İnşallah bir daha Allah bize böyle bir acı göstermez. Hani kenetlenelim, birlik olalım çok güzel şeyler de vardı ama bunu iyi günde olursa daha iyi olur diye düşünüyorum Mustafa. Ama depremin de bizi birleştirdiği, bizi tekrar nasıl bir millet olduğumuzu ortaya çıkarma açısından çok iyi bir örnek teşkil ettiğini de gördük. O da ayrı, yani kârhanesine yazacak dersek öyle olur ancak. Ama büyük bir milletmişiz. İnanılmaz derecede yardımsever bir milletmişiz. Helal olsun yani herkes küçüğünden büyüğüne kadar. Herkesi tebrik ediyorum. O acıyı hissettiler. Elinden geleni yaptılar. Sağ olsunlar, var olsunlar. Aynen öyle hocam. Hocam şimdi öncelikli olarak şöyle söyleyeyim. Şimdi Mertens aldı. Değil mi? Galatasaray. Evet. Sesimiz çıkmadı. Evet. Arkasından Torreira'yı aldı. Evet. Sineye bastı. Arkasından Icardi'yi aldı, aşk çocuğunu. Evet. Yine sesimiz çıkmadı. En son neydi bu aldığı şeyde İtalyan? Zaniola. Zaniola'yı aldı. Nicola Zaniola. Zaniola'yı aldın. Abi bir yerde bir dur demesi lazım ya. Erden Timur. Mersinli güzel Vallahi insan. Mersin hemşerim bir dur artık. Bir dur. Haksız rekabet yapıyorsun. yani Firmino falan deniyor da hocam. Şöyle söyleyeyim, gerçekten vizyon meselesi, bu işi bilme meselesi. Yıllardır söylüyoruz yani, kulüplerde de bu böyle. Yani bizim Mersin'de mesela futbolcu niye çıkmıyor? O da vizyon meselesi, o da işi bilme meselesi. Yani insanlar, gençleri yetiştirebilme meselesi, onları hazırlayabilme meselesi. Bütün her alanda bu böyle ya. İşi bilen adamı getirdiğin zaman bir yere, orada güller açıyor. Orada inanılmaz değişim oluyor. Orada inanılmaz şeyler oluyor. Şimdi Aynen. maalesef Türkiye'de en ucuz şey emek hocam. Çok rahatlıkla Evet. harcanan bir şey emek. Şimdi atıyorum bir lokantada çok kaliteli bir şef garson vardır. Ama adam diyor ki ya onu çalışan olarak görüyor. Halbuki o adamın oraya dokunuşu, personele karşı davranışı, orayı sevk ve idare edişi, Tabii belki canım. patronun hiç haberi olmadan bir sürü problem çözüşü, bunlar göz önüne alınmaz. Adamı bir ufak şeyden mesela gönderiyorlar. Yerine Evet 10 hocam. tane adam geliyor, bir işe yaramıyor. Şimdi Galatasaray bu vizyonu nerede kullandı? Transferde kullandı. Ne yaptı? Kriter getirdi hocam. Yani şimdi Galatasaray Avrupa'da yani 3-4 tane büyük ligin kelle takımlarının dışındaki ikinci, üçüncü sınıf, yani ikinci sınıf derken yani mesela Manchester City değil de atıyorum Arsenal'ın, atıyorum daha düşük Arsenal'ın dışında işte Bournemouth'un veya ne bileyim Premier Lig'den herhangi bir takımın istediği veya ne bileyim işte İtalya'da Milan, Juventus, Inter değil de onun bir alt kümesi Napoli, işte Atalanta, şu bu, onların istediği adamlar en az olacak diyor. En az iki tanesi, üç tanesi bu adamlardan isteyecek. Biz ondan sonra o transfer işine bakıyoruz diyor. Bir de karakter analizi yaptırıyorlar Mustafa. Çok önemli yani karakter analizi uzmanlar tarafından. Hani işi bilen adamların şeysi tarafsız yaptığı her işte mutlaka objektif bir değerlendirme vardır. Galatasaray bunu başardı. Semeresini görüyor. Meyvelerini toplamaya başladı. Bakıyorsun Icardi PSG'den gelmiş, Torreira Arsenal'dan gelmiş, Oliveira işte atıyorum Benfica'dan gelmiş, ne bileyim Mertens Napoli'nin gol kralı olmuş, İtalya'da sayılı topçulardan bir tanesi. Juan Mata'yı saymıyorum, adam oynamadığı halde sesi çıkmayan karakter abidesi. Ki geçen hafta ben çok beğendim oynadığı Alanya maçında,
bana göre Galatasaray yeni bir transfer yapmış gibi oldu. Juan Mata'yı değerlendirmek lazım. Çok kaliteli bir adam. Çok da iyi top oynadı. Yani şimdi o şeyleri saymıyorum. Nelsonlar, şunlar, bunlar, Şasa Boyeler. Hepsi Fransa'nın veya işte ne bileyim kalburüstü takımların adamları. Yani senin karavana atma şansın yok hocam. Parayı sokağa atma şansın yok. Eğer cidden transfer yapmak istiyorsan, cidden başarılı olmak istiyorsan, sadece keseni doldurmak istemiyorsan, kendini menajerlere teslim etmek istemiyorsan, belli bağımsız kuruluşlara çalışmanın meyveleri diyelim. Ben böyle görüyorum. Aynen öyle valla. Çok önemli hamleler yapıyor. Hoca da çok iyi. Bence yani Erden Timur ve Dursun Özbek de iyi işler yapıyor ve ben artık şampiyon olacaklarını düşünüyorum ya. Bence Hoca derken hocanın hakkını şöyle teslim edelim. Şimdi Fenerbahçe geçen Aziz Yıldırım bir şey yayınlamıştı. Ben diyor Fenerbahçe'nin 5 çocuğuna antrenörlük verdim diyor. Kimdir diyor? İşte Oğuz'du, Aykut'tu, ne bileyim İsmail'di, Rıdvan'dı. Ondan sonra Turan Sofoğlu falan vardı eskiden. Varsa diyor böyle yiğit diyor çıksın. Galatasaray'ın bu özelliği kendi çocuğuna çok rahatlıkla teslim edebiliyor. Hamzalardı, işte Necati geldi, Hasan Şaş geldi, öbürleri geldi gitti. Hani Fatih Terim'in etrafında döndüler ama mesela Hamza geldi, şampiyon yaptı. Veya ne bileyim bir aynen. başkası geldi. Yani Galatasaray gözü kapalı verebiliyor. Burada mesele şu. Galatasaray birine bir şey teslim ederken vizyonuna bakıyor. Mesela Okan'ın futbolunu tartışabilecek adam var mı Türkiye'de? Yok. Defalarca milli olmuş. Yurt dışına Galatasaray'da Avrupa şampiyonluğu yaşamış. Ne bileyim Inter gibi bir kulübe gitmiş. İtalya gibi bir kulüpte goller atmış. İyi top oynamış. Anlatabiliyor muyum? Evet Yani abi. şimdi bu kadar sesim geliyor mu? Evet. Bu Geliyor kadar geliyor. vizyon sahibi bir adam. Bir de Türkiye'de 7-8 takım çalıştırmış. Ne bileyim Akhisar'la kupa şampiyonluğu kazanmış. Çok önemli bunlar. Yani Mustafa, trilyonluk takımlarla olamamışsın. Küme düşme adayı takımı alıyorsun. Belli bir yere getiriyorsun. Onunla da Türkiye Kupası alıyorsun. Yani bu tamamen hocanın, bak her zaman söylüyorum. Ya bir takımda en önemli dişli hocadır. Bak en önemli dişli hocadır. Kötü başladı ama sonunda iyi de getirdi. Hocam başından beri sen beni hatırlarsan başından beri dedim ki yeni imparator Okan Buruk geliyor. Niye geliyor? Oyunu okuması, oyuncu değiştirmesi, oyuncuya dokunuşu, kimi yedek bırakacak, kimi hangi dakikada oyunu alacak. Oyun ne bileyim gerek saha içi gerek saha dışı aralarının çok iyi olması, sürekli psikolojiyi çok iyi kullanması. Yani mesela hiç kimseyle kavga etmiyor. Yedek bırakırken kimseyle atışmıyor, kimsenin üstüne saldırmıyor, kimseye böyle ağız buz bükerek yani dayak atar gibi bakmıyor. Futbolcunun onuruyla oynamıyor. Evet bazen lazım. Bazen sertlik yapmak lazım ama mesela nerede yaptı bunu? Torreira'da yaptı. İkinci sarı kartı bedava görüp kırmızı gördüğünde Okan'ı ben orada takdir ettim. Ben o kadarını beklemiyordum açıkçası. Torreira'ya şöyle bir fırça kaydı kulübenin önünde. Ne yapıyorsun der gibi değil mi? Ha Evet. orada dedim ki yok bu adam büyük adam. Yani şöyle fırça attı diye değil. Bu adam hocalığı kavramış. Artık hocalığın gerekliliğini yerine getiriyor. Mustafa. Ama stili de iyi. 3-4-2-1'i de ezberlemiş. Ona göre de futbolcu aldı. Transferi de yönetime bu şekilde aldırttırdı. Allah var yönetimde hani ne istiyorsun ne alalım dediği zaman bu mevkilerin şeysine göre aldı. Ha şansı neydi? Şahsa Boyan'ın işte yeni gelmiş Dubois'in veya Ömer Abdullah'ın sakatlanması verimli olamaması, o arada Dubois'in sakatlanması, gönderilecek olan Şasa Boya bir şans verdi, fırsat verdi. Ki ben her zaman diyordum, bu kadar çabuk, bu kadar rakibe baskı yapan adamı yıldan ilk toplarda döndürmeyen, aradaki mesafeyi ne olursa olsun, kim sürat olursa olsun, rakibi yıldıran bir baskıyla oynayan bir adam sadece eksiği neydi? Cümle iyi yer tutamıyordu veya iyi orta atamıyordu. Şimdi orta da atmıyor artık. Akıllandı. Garanti pas veriyor. Yani onu da geliştirdi. Şimdi nereler buldu? 20 milyon dolarlar buldu Mustafa. Yani şansa bu. İkinci Trabzonspor bir şansı. tane altı pastan gol kaçırdı.
Vallahi ben Açılır abi. Trabzon yönetim yok. Şu anda orada bir seçim olacak. Şimdi şöyle seçim söyleyeyim. He? Orada bir seçim olacak. Seçim kararı aldılar. Seçim kararı mı aldılar? Evet. İşte yönetim yok, bir şey yok. Yani Mustafa yapacak bir şey yok. Şu anda şey nedir? Trabzon şey üzerinde, diken üstünde. Geçen sene şampiyon oldu. Bu sene onu taşlandıramadı. Kupalar da fena değildi. Avrupa şampiyonasında ama son elendiği maça kadar da iyi getirdi. Orada da bir hakem şeysine vuradı ama Trabzon bence çok potansiyelli bir takım ama yanlış transferler yaptı. Eksik transferler yaptı. Yani Emre Kame gibi bir adamı yerini dolduramadılar. Açıkçası. İyi bir nokta santfor bulamadılar. Şey oynuyor ama bir tane daha kaçın. Kaçın abi. Golcü adamları çok. Kalecinin de büyük hatası vardı da savunmada kalenin çizginin üstünde çıkarttı. Hocam Galatasaray çok iyi. İyi de gidiyor. Bugün oynanacak bir maç var. Fenerbahçe. Onun hakkındaki düşüncen nedir? Kayseri ona geçmeden Spor. Ona geçmeden şunu söyleyeyim. Söyle hocam. Şimdi vallahi Mustafa Galatasaray'ın elinde şimdi öyle bir fırsat doğdu ki yani tüm kulüplere hem örnek olabilecek hem kulüpleri ileriye taşıyabilecek bir Kemerburgaz veya Florya'nın emlak açılması olayı biliyorsun. Aynen öyle. 60 dönümlük, 62 dönümlük yer. Evet. 22 dönümde 40 dönüm daha aldılar. Şimdi bir de bunlar imara açıldı. Hocam imara açılması çok önemliydi. Anlaşmaları işte emlak konut bunlara Kemerburgaz'ı verdi. Orada Kemerburgaz'da bir madenci varmış, çıkaramamışlar. Dolayısıyla buradaki anlaşması iptal oldu. Ama oradaki arsa Galatasaray'a kaldı. Buradaki arsa da imar alındığı için Galatasaray hani katmerli oldu. Orada kazanacağı 8'de 1'di mesela. Şu anda tamamını kendisi kazanacak. Ve Erden Timur diyor ben yapacağım diyor. Ben bana kalacak parayı da Galatasaray'a bağışlayacağım diyor. Erden Timur yapar. Ben Galatasaray'da iki kişiye çok bayılıyorum ya. Değil mi? Birisi yani. Erden Timur, birisi de Dinçer Azafan. İkisi de hani Dinçer Azafan da mesela şey bir adam ya. Yani basketbol takımı var diyor mesela. Kadınlar diyorsun mesela. Basketbol takımı sponsor olalım diyor. Masa tenisi takımı var diyorsun. Sponsor olalım diyor. İşte diyorsun ki şey var mesela. Misket oynama takımı var desen ona da sponsor olalım diyecek herhalde. Ya adam demek ki Mustafa seviyorlar. Yani bu işi Galatasaray aşkı var. Şey yok. Bir kişisel beklenti yok. Ha olabilir. Dedim ki buradan gideyim ileride bana da bir şey düşer mi? Ya zaten isim yapmış adam. Parası pulu olan adamlar. Bunlar dünyada dünyalıklarını yapmış adamlar. Bundan sonra manevi zevk peşindeler. Manevi has peşindeler. O da ya birilerine yardım edecekler ya da sevdikleri kulüpleri maddi yönden, manevi yönden destek verecekler. Mesela Bahattin Demirbilek var. Değil mi? Daha o gündeme gelmiyor. Mesela adam müthiş bir adam. Onlar var. Daha müthiş bir adam var. Dursun Özbek'i de unutma. Dursun Özbek Galatasaray uçurumun kenarından aldı. Burak Elmas yönetim. Burak Elmas sağ olsun. Galatasaray uçurumun kenarına getirmişti. Aynen. Hatta o sahanın satılmasında bilmem nesinde sonra orada bir yöneticinin neydi? Faruk Acar mı? Öyle bir şeydi galiba. Birisinin şeye karşı çıkmasıyla, mahkemeye gitmesiyle, Danıştay'a gitmesiyle, iptal ettirmesiyle Galatasaray hem bir uçurumun kenarından döndü hem de inanılmaz bir şey elde etti. Ne olacak burada? 2,5 milyar civarında parası silinecek. Nereden baksan 10 milyara ya da 5 deniyor, 10 deniyor. Ne olursa olsun 5 olsun. Çok büyük bir para Galatasaray'ın kasasına girecek. Bu da ne demek Mustafa? Yani biz bugün konuştuğumuz İşte hani sen diyorsun ya, ya bunu aldı tamam, şunu aldı yeter artık, yarın bir gün yani biz Firmino'yu falan beğenmeyeceğiz. Yarın bir gün yani belki Muhammed Salah gelecek. Hayır, yarın bir gün. Şey de kötü. Hocam şey de kötü şimdi Galatasaray taraftarısın. Şimdi geldin şeyin Mertens'in formasını aldın. Torreira'nın aldın. Icardi'nin aldın. Şimdi Zaniolo'nun aldın. Zaniolo'yu yani, neler kadar alabilecek?
Nereye kadar alacaksın? Allah cebimize kuvvet versin. Ne bileyim yani millet harbiden Galatasaray bazı şeyleri yıkmaya başladı. Transferdeki yanlışları da göz önüne getirdi. Nasıl doğru yapılır onu da halkın önüne, seyircinin önüne sundu. Yani Galatasaray'ın parası nasıl korunur? Korunduğu zaman nasıl transferler yapılır? Akıllı transferler yapılsa örneğin fırsat Zaniolo daha o gelmeden 5 taksitte 15 milyon 5 taksitte veriyorsun. 3'er milyon daha parasını vermemişsin. Adam sana 35 milyon teklif ediyor. Hocam Hocam, arada 20 milyon fark var yani. 20 milyon büyük taş ihtimalle atmadan kasaya koyacağım. aynen öyle. Büyük ihtimalle Zaniolo'yu zaten sene sonunda Milan'a satacaklar. Tabii canım öyle gözüküyor. Yani satmasın mı Mustafa ne yapacak? Ha şu olur. Bak ben şunu söyleyeyim. Bu 10 milyar dolar falan gelirse Galatasaray satan değil artık. Mesela City'de bu sene şampiyon olduk. Şu futbolcumuzu istediler. Bunu satalım. Phil Foden'ı istediler. Hadi gönderelim. De Bruyne'i istediler. Gönderen var mı? Yok. Artık o diyor ki burası zirve. Bundan sonra gidecek yer ancak işte ha, seneye mesela şey gelecek. Galatasaray şey City'nin kaptanı Türk olan neydi? İlkay Gündoğan gelecek. İlkay Gündoğan mesela onun gibi artık futbola bırakma noktasına gelen adamlar ancak City'den ayrılacak. Ben istiyorum ki Galatasaray büyük ihtimalle öyle olacak. Mesela bir kadro kurdun ya. Örneğin bu sene oturdu. Zaniolo'su, şusu, Icardi'si, Icardi'si. Seneye diyecek ki bir dakika kardeşim kimseyi vermiyorum. Ben buraya işte ön libero'ya falan aldım. Torreira ne? Yani Arsenal'dan falan aldım. Milan'dan falan aldım. Nelson Icardi kalabilecek mi hocam? Sence? büyük ihtimalle sponsor hazır ya. Bahattin Demirbilek parasını ben vereceğim demiş. Enteresan ya. Yani Cem Uzan falan var ama Cem Uzan ki biraz daha sıkı, siyasal bak yani Cem Uzan da aslında bir Galatasaraylı. O da ben herhalde Icardi'yi alırım mı dedi, Icardi benden mi dedi. O da bir şeyler yapmaya çalışıyor. Galatasaray bu konuda ben sıkıntı yaşayacağını zannetmiyorum. Çünkü Icardi yeni toparlandı, aynı maceraya gidemez hocam. Tabii. Yeni bir macera yapamaz bence. Hocam bir de şimdi ben sana şunu söyleyeyim. Beşiktaş'ta falan gündeme geliyor. Yine hayal satmaya başladılar. Paul Pogba. İşte Pogba geldi. Pogba'yı önerdiler falan. Ya Pogba'nın şimdi arkadaşlar yine söylüyorum bak. Ronaldo'da yaptınız, hayal sattınız. Pogba'da hayal satmayın. Pogba dediğin adamın yıllık maaşı 10 milyon euro. 10 milyon euroyu Fenerbahçe verebilir verir ya. mi? He? Fenerbahçe de verir, Beşiktaş da verir hocam. Biri 10 Kimse milyar vermez hocam. olmuş artık Allah borcu. konuşma. Bak Hiç kimse Beşiktaş'ın borcu vermez. 10 milyar olmuş. Mustafa 10 milyar olmuş. Fenerbahçe'ninki belli değil. Yani söylenmiyor. Belki 10-12 olmuştur. Bilemiyoruz yani. Ama 4-5'ten yukarı olduğu belli. E şimdi neyle alacaksın kardeşim? Kolay Ha, değil. şu, Türk ha sporu. şöyle bir şey var. Bak Beşiktaş'ta da şöyle bir şey var. Beşiktaş neredeyse bütün yabancılarıyla yollar ayrılacak bu sene. Derin bir En azından yapılanmaya 3. gidiyorlar. Peki sattığın yabancılardan para gelecek mi hocam? İşte onu bilmiyorum. Bir Masuaku şu anda çok popülermiş. Onu biliyoruz. Bak Yani ben o Galatasaray'ın yerinde olsam Masuaku'yu alırım abi. Tam Galatasaraylık bir oyuncu. onun yaşı da genç olduğu için talebi de çokmuş. Onun dışında var mı bilmiyorum ama yani derin bir yapılanmaya gidecekler ve Fırat Güner'in söylediğine göre şey diyor mesela o Beşiktaş muhabiri olduğu için diyor ki kadro için düşünülen şey geçen seneki gibi değil bu sefer Galatasaray gibi daha yıldız isimler alabilmek. Yani çünkü şu anda 2 senedir Avrupa'ya gidemeyecek bir takım. Yani geçen sene gidemedi, bu sene de gidemeyecek büyük ihtimalle. Ama bu önümüzdeki sene bunu kaldıramayız tarzında bir şey. Ama bir taraftan da her ne kadar yönetim istemese de alttan alta bir başkan adaylığını isteyen isimler var. Bakalım ne olacak? Ahmet Cumhurcuğum bayağı sağlıklı yıllar. 1925 maçındayım. Sizi seyredemiyorum. Orada demiş. Teşekkürler Sağ olsun Cumhur Ahmet Bey. Ahmet abi.
Orada bir şey var yani, bir durum. Hocam Galatasaray... Beşiktaş'ın işi çok zor Mustafa. Ne? Nasıl? Beşiktaş'ın işi çok zor. Zor zor, bu sene çok zor. Valla Galatasaray yani... ben şöyle gördüm. Şampiyon olma ihtimali %90. Bu saatten sonra Galatasaray vermez. Kadrosuna baktım. İnanılmaz 25 kişilik çok geniş bir kadrosu var. Transfer yapmasa da bir her an bakarsın Zakaryan gelir, bilmem ne gelir. Onlara da gerek yok ama şu anda Galatasaray'ın kadrosu yeterli. Bir tane forvet Hocam. alabilirse, yani Zakaryan gibi bir forvet alabilirse, o zaman kesin derim yani, tutulmaz. Çünkü çok alternatifli ve böyle kadrolarda, birbirine yakın kadrolarda herkes yani istim üstündedir. Form düzeyi çok yüksektir. Herkes rakibinin arkadaşı ama rakiptir aynı zamanda. Zakaryan nerede? Ermenistan. Yani şey dedi, doğma büyüme Rus'ta. Onun öyle bir problemi varmış. Türkiye'ye gelmek istemiyormuş. Onun ya babası biraz ırkçılık yapıyor. Babası ırkçılık yapıyor. Ermeni diasporası biraz herhalde baskı yapıyor Türklerle ilgili. Çünkü ben biraz Ermenistan videoları falan da izliyorum. Türkleri inanılmaz sevmiyorlar. Çok Türklere karşı, mesela adam ben Türk'üm dediği zaman YouTuber'lar geziyor bazen. İnanılmaz tepki var, küfürlü konuşmalar var, şeyler var. Adamın işi gerçekten zor. Yani belki daha önceden bir sürü şeyler de paylaşmış olabilir. O yüzden işi sıkıntılı. Beşiktaş'ta şöyle söyleyelim, Pogba-Mogba hikaye. Beşiktaş'ta El Sharawi'nin sezon sonu sözleşmesi bitiyor Roma'da. Şu anda da hali hazırda oynuyor. Roma eğer gelecek sene için düşünmezse Beşiktaş'ın bir gündeminde olduğunu ben biliyorum. Onun dışında da bence şu anda yapacağı bir önemli bir şey, hamle görmüyorum ben daha yaptığı. Valla El Sharawi en son Roma'da oynuyor muydu, oynamıyor muydu onu da bilmiyorum. Yani çoktanlık sesi çıkmıyor. Oynuyor şu an. Önemli bir oyuncu ama sesi çıkmıyor. Tabii yani Beşiktaş artık böyle adamlara yönelmeli hocam. Yani Enkudu'yla zaman geçirecek durumu yok yani. Zaten gitmek istiyor. Şey de gitmek istiyor. Bunu da söyleyelim. Masuka mı? Masuaku mu? Yok. Saiz de gitmek istiyormuş. Saiz'in yerine Omar'ı aldılar onun için. İki sol ayaklı stoper olmayacağı için. Saiz de şey, Omar da öyle. Bu hareketleri erken yapmış olsaydı, yani El Nini vardı mesela, mesela onu almış olsaydı, şeyi almış olsaydı, mesela El Sharawi gibi bir oyuncuyu bu 5 maç üst üste kazandığı dönemde almış olsaydı, ligden kopmadığı dönemde almış olsaydı, bence tutunabilirdi ama Beşiktaş'ın bu sene ben ya işi zor Beşiktaş. Ya Beşiktaş'ın işi zor. Niye zor? Para yok. Şampiyonla oynamıyorsun. Seyirciyi tutamıyorsun. Gelirin yok, azalmış. Tamam, fanatik seyirci var Beşiktaş'ın ama Fenerbahçe yine hiç olmazsa ilk ikinin içinde, Beşiktaş'ta o da yok. Geçen hafta çok kötü bir beraberlik aldı. Antalya'da ben ama söyledim orada maç oynarken de, bu maç sabaha kadar sıfır biter diye. Hatta penaltı oldu. Dedim ki penaltıyı da atamayacak. Bak seyredin. Bütün Beşiktaşlılar dönüp bana bak. Atamayacak abi dedim. Bak seyredin. Çünkü adam penaltı atarken arkasındakilerle sohbet ediyor. Ne konuşuyor anlamadım. Yani nasıl kaçıracağını mı anlatıyor? Bak şu köşeye mi vuracağım diyor. Kaleci bunu çıkaracak mı diyor. Ne diyor? Çok rahat geldi. Al kaleci aldı. Şimdi yani Beşiktaş kopmuş hocam. Kopmuş. Bence Beşiktaş'ın bu seneki durumu seneye daha belki kötü olabilir bak Mustafa. Hiç bilmiyoruz yani hocam. Yani, niye bak biliyor musun? Bak şöyle söyleyeyim. Şimdi Galatasaray gerçekten Fenerbahçe'nin ve Beşiktaş'ın kimyasını bozdu. Yani şu anda Fenerbahçe eskiden hiç olmazsa basında olsun, YouTube'da olsun, ne bileyim maçlarda olsun, işte o açık şeylerde olsun, spor programlarında olsun tartışılıyordu, şey yapılıyordu. Şimdi tamamen Galatasaray programlarına döndü olaylar. Şu geldi mi, şu gidecek mi, bu böyle. Bu Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın gerçekten işini çok zora soktu yani. Kim gidip forma alacak? Kim maça gidecek, kombin alacak seneye? Kim kimin formasını alacak abi? Kimseye almazlar şu anda. Yani forma alacak bir oyuncu bile yok. Bak sene başında ya,
Cihan Doğan'ın söylediği şu yoruma ne diyorsun hocam? Ben çok doğru olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş'ın yedek kulübesi özelinde çok büyük kalite problemi var demiş. Aynen de öyle. Hocam aynen. Beşiktaş kulübesi, geçen maça baktım. Eğer Hacı Ahmetoviç bilmem ne falan bunlar iyi adamlar diyorsan problemi yok. Ama düz adamlar, normal adamlar. Bunlar Beşiktaş şampiyonluğa taşıyacak adamlar değil ki. Yani bunlar görev adamı. 8 numarada koş. Senin elinde var zaten koşan. Salih'in var, ne bileyim. Getson Fernandes'in var, öbürüm var, belki kim var. Ya Hacı Ahmetoviç'i şimdi ben şeyini çözemedim hocam. Şimdi kaç senedir bu şeyde Konya'sında? 7 yıl. 7 yıldır Konya'daydı yani, abi. Yani 7 yıldır bir Beşiktaş kulübü bu sporcuyu göremedi mi? Yani. Abi Galatasaray talip oldu ya. Bir şey var hocam. Bazı dönemleri de çok iyi oynadığı dönemleri var. Akabinde teknik direktör değişikliğiyle çok kötü oynadığı dönemleri var. Sen iyi oynadığı dönemin görmüşsün mesela. Bunu hedefliyorsan eğer kötü olduğu dönemde al, ucuza almış olursun. Şey yaparsın ama sen iyi oldu bir dönemde hazır bulmuşum alayım diyorsun yani. Ben çok şey gelmiyor bana ya. Bana bu tür hamleler çok doğru gelmiyor. Vallahi Galatasaray'ın mesela bir scout ekibi var. Ben Beşiktaş'ın da bir adam akıllı bir scout ekibinin olması gerektiğini düşünüyorum. Hocam şimdi bir de Galatasaray şu yatırımı yapıyor. Belki şu anda gözükmüyor ama Galatasaray altyapıya da bir scout ekibi kurdu. Oradan da 2-3 yıl içerisinde çok ciddi adamlar gelecektir diye tahmin ediyorum. İkincisi yani Galatasaray'ın mesela hocası dedi ki bana dedi vereceğiniz paranın %20'sini altyapıya yatırın kardeşim dedi. Bana vermeyin dedi. Yani bu Galatasaray'da gerçekten aşırı derecede bir sevgi, bağlılık var, birliktelik var. Yani Beşiktaş'ta mesela Sergen hiç sözleşme imzalamazdı. Bu büyük bir şeydi. Nasıl diyeyim, büyük bir hamleydi. Büyük bir Beşiktaşlılık duruşuydu. Ama aynen, Şenol Güneş bunu yapabilir mi abi? Yapamam. Şenol Güneş'in en sevdiği iki şeyden bir tanesi. Ben öyle düşünüyorum para, en azından. Para diyorsun birisi, yani. Birisi para, birisi de kulüpte paranın olması. Transfer yapabiliyor olması lazım. Abi tabii şimdi seneye. Sana şöyle söyleyeyim. Bu kadar araya ara girmişken, şey girmişken Beşiktaş'ın sen hala Şenol Güneş bu takıma dokunamadıysan kusura bakma. Yönetimle birlikte senin de gitmen gerekiyor. Hani ben yönetimi zaten gitmesi gerektiğini düşünüyorum da hocanın da gelmemesi gerektiğini düşünüyordum. Ama Adem geldi, dokunuşun olması lazımdı. Dokunuş yapamayacaksan git. Mesela hocam ben şeyi anlamıyorum. Mesela kötü oynuyor takım. Şimdi en son bir Semih girmişti mesela. Ben Semih için seninle yaptığımız birkaç programda bahsetmiştim Horvat Semih'ten. İyi oyuncu olduğundan falan. Demir'e evet. Gelen falan da bahsetmiştim. Emirhan Delibaş'tan falan da bahsetmiş. Ya bunları oynat o zaman madem kötüsün. Yani ya abi benim anlamadığım bu. Ne kötü zaman oynayacaksın? Kötü oynayacaksan biz hani Beşiktaş mesela şey yapsın. Benim düşüncem. Abi 5-6 maç dene ya. Zaten bu takım küme düşer mi abi? Düşmez. Bu takım şampiyon olur mu? Olmaz. İlk yani Avrupa Kupası'na gider mi? Avrupa gitmez. Yani. Kupadan elenmiş. Bilmem nereden. Elendi değil mi Beşiktaş kupadan? Evet. Şimdi elendi. Abi elenmişsin. Ya 4 tane, 3 tane en azından veya 2 tane seneye senin en azından geniş kadronu takviye yapabilecek, altyapıya örnek olabilecek, altyapının çalışmalarının semeresini en azından oradaki hocalara hissettirebilecek. Oradan ne bileyim Türkiye'de senin yüzlerce futbol okulun var hocam. Futbol okulun var. Çoğu kapandı. Mersin'i kapattın, öbür tarafları kapattın. Niye? Yok oynatmıyorsun. Adam diyor ki ben niye benim? Niye Beşiktaş'a göndereyim? Galatasaray öyle değil. Ayhan Akman'ın oğulları oynuyor. Ne bileyim bir bakıyorsun işte Emin Bayram stoper oynuyor. Buradan şunu da söyleyelim. Ayhan Akman'ın oğulları iyi olduğu için oynuyor. Ayhan Akman'ın oğulları olduğu için oynamıyor. Onu da söyleyelim. Ayhan Akman yokken de oynuyordu hocam. Abi Ayhan Akman yokken de oynuyordu. Mesela Baran Kezek mesela. Baran çok iyi bir adam. Baran vardı. Ali Turap vardı. Ne bileyim bir sürü
Galatasaray'ın altyapısında oyunu alıp da oynatacağım bir sürü adam var. Kupa maçlarında oynadılar bunlar hatırlarsan. Sen de yani bari şeyde oynat ya, ligin bir ikinci devre sokmuş yap. Geçen Konya mıydı birisi oynattı, bir genç bir çocuk. Bak Can Doğan demiş ki Beşiktaş'ta şu an Hacı Ahmet Oğuz, Getson ve Maxim orta üçlüsü olacak muhtemelen demiş. Üçü de dribling özelliği olan ve pas kalitesini artırabilecek oyuncular, ancak Joseph ki iyi ki de gitti gibi tutucu bir orta sahanın olmayışı Bravo. zaten İyi, sen doğru dediğin dedin. savunma hattını daha da zorlayacaktır demiş. Zorlayabilir demiş. Şimdi Bence de. bu bravo canım. Pardon. Bu üçü geçiş futbolcusu hocam. Kesici adam var mı içinde? Yok. Ben her Yok. zaman söylüyorum. Josef de Souza özel bir futbolcuydu. Beşiktaş'ın şampiyonluğunda da, daha önceki Fenerbahçe şampiyonluklarında da çok önemli rol oynamış. Fizik kalitesi üst seviyede, teknik kalitesi üst seviyede, oyun zekası çok iyi. Ve takım sıkıştığı zaman gol atabilen, ileri çıkabilen, rakip defansın dengesini bozabilen bir adamdı. Aynı keza Atiba'nın oynadığı maçları düşün. Şimdi bu kalitede orta saha bulamıyorsun. Atiba'nın gençliğini bulabilir misin hocam? Bulamazsın hocam. Ya bulamazsın. Şimdi Josef'i bulabilir Atiba'nın bir misin? de zor paslardan bile %100 başarısı vardı ya. Evet. Yani çok önemli bir pas atıyordu baktığımız zaman. Yani Kesinlikle. Beşiktaş'ta evet, Maxim bence bak Maxim Beşiktaş için iyi bir hamle, ama o da yani kiralandı şey sonra, sezon sonra gidecek. Hocam, Maxim iyi bir tercih de bir Gezal etkisi yapar mı? Yapmaz. Yapmayabilir. Yapmaz. Ama Gezal'ın da mesela şimdi sakatlandı ama ne zaman dönecek? Büyük ihtimalle birkaç haftaya döner. Döndüğü zaman bir etkisi olacak. Bu ben Yani Rozier'in gönderilmesi inşallah, gerektiğini düşünüyorum. ben hep Yani söylüyorum, şu anda Beşiktaş'ın çıtasını yükseltecek adam Raşit Gazel'dir yani. aynen Gezal'ın öyle hocam. olmaması Beşiktaş'ı biz alt sınıfa sokuyor. Konya'nın, ne bileyim, Kayseri bile şu anda Beşiktaş'tan daha formda yani, ha. Yanlış anlama. Aynen Yani öyle. Cenk Tosun, senin Vegors'u falan gönderdin. Yani hocam bir de Santoro'nun. şeye de karşıyım ya. Şimdi seni satmış bir oyuncu var. Hani şey olarak tabir mecazi anlamda söyleyeyim. Seni satıp gitmiş bir oyuncu var. Hani ben sakatım dedi, bilmem ne dedi. Getirme. Bak iyi oyuncuydu. İki sefer çok güzel işler Abu Bakar yaptı. mı? Abubakar. Abu Bakar. Ama sana yaptığı ihanetten sonra kusura bakma ya. İhanet Abi. eden adam bir daha gelmemesi lazım Abi. hocam. Kesinlikle. O yanlış bir transferdi. Hani Beşiktaş denize düşen yılana sarılır, bir de Beşiktaş seyircisinin biraz sevdiği bir futbolcuydu. Beşiktaş kısa sürede hani isim yapmış, bundan daha iyi bir adam getiremem hesabıyla getirdi. Olmuyor işte, tutmuyor. Yani hani onunla kuyruk acısı, onunla bilmem ne acısı varken, evlat acısı varken olmuyor. Ben şeyi de çözemiyorum Beşiktaş'ta. Sürekli bir eskiye dönüş. Tamam ya, getirin o zaman, tamam hadi. Ronaldo kaç yaşına geldi bilmiyorum. O stoper Ronaldo vardı. Zago'yla birlikte oynayan. O geçti Zago onlar Ronaldo'yu onu tabii. getirelim hocam. Marcos Münç'ü Bak. getirelim. Ne bileyim. Ya Hani onlar şimdi veteranda oynuyordu. Dediğim gibi onları getir. Yani bilmiyorum da. sürekli bir aynı adamlar, hala Talisca mı gelecek? Hani Talisca'nın aldığı yıllık maaşı bilmiyor insanlar. Talisca gelsin. Abi gelsin de nereye geliyor abi? Hocam, bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Kulüplerin kuruluşu şu anda gözüktü. Bak, kulüplerin kuruluşu gözüktü. Ne oldu? Galatasaray iyi veya yanlış, doğru veya eksik, ne bileyim, şans veya kader, nasıl dersen, şans veya beceri. Ya bir Galatasaray şu Florya'nın 22 dönemden 40 döneme çıkarılıp orayı imara açılması bütün kulüplerin önünü açtı aslında. Şimdi Beşiktaş, Fenerbahçe ne yapacak abi? Dere ağzını Samandıra'nın şeysini alacak. Diyecek ki buralar, kardeşim biz burayı imara açmak istiyoruz. Galatasaray örneğinde olduğu gibi. Emlak konuta çökecek. Doğru mu? Tabii. Galatasaray usulü işte, nasıl ki Galatasaray Kemerburgaz'ı verdiler. İşte orada o ona kaldı, Galatasaray'a kaldı. Başka bir şeyler oldu. Şu anda Galatasaray oradaki inşaat sistemi veya neyse. Ya önünde bir örnek var ya, Galatasaray'ı şey yapma, önüne takoz olma. Galatasaray'a de ki, evet Galatasaray doğru yapmıştır, Galatasaray'a hükümet doğru şeyi yapmıştır. Aynısını bize yapın kardeşim ya. Doğru mu?
Beşiktaş 10 milyar olmuş. Abi nasıl ödeyeceksin ya? Nasıl ödeyeceksin? Nevzat Maalesef. Demir testlerini ne bileyim şeye açmadan veya Samandıra'yı dere ağzına açmadan Fenerbahçe Beşiktaş kurtarabilir misin? Yeni bir arazi alamazsın. Nerede bulacaksın öyle arazi? Yani futbolcu satarak bilmem hoca değiştirerek şampiyon olarak 10 milyarlar bitmez abi. 10 milyarlar kapatamazsın. Doğru mu? Aynen. 10 milyar nasıl kapatacaksın? Abu Bakar şampiyon olsan olur olmasın olur. Gelsen olur gelmesen olur. Yani Şenol Güneş'i veya işte yönetimden birilerini biraz daha zengin edersin. Gelen hocayı biraz daha zengin edersin. Ama Beşiktaş artık dibe vurur. Bir gün der ki yeter kardeşim ödeyemiyorum. UEFA da sana diyecek ki bu kadar borçla seni almıyorum kardeşim. Kendini düzelt gel diyecek. Sana 10 yıl transfer yasağı koyacak. 5 yıl koyacak. Yanlış mı? O zaman tam Aynen dibe öyle. vuracaksın. Zaten Şey gibi olacaksın. gidemiyorsun. Zaten gidemiyorsun. Ya öz kaynağına dön ya. Öz kaynağına dön. Evet. Altyapına daha kuvvetli bir şekilde ağırlık ver. Altınordu modelini uygula. Dediğin gibi yeni bir Serpil Hamdi Tüzün getir. Veya bak Galatasaray hocam şimdi unuttum onu söylemeye. Galatasaray'a bir Almanya'dan bir tane şey getirmişler. Altyapı uzmanı getirmişler. Hani biz yıllardır söylüyoruz ya. Ya bir adamın dokunuşuyla bir kulüp ihya da olur, rezil de olur, vezir de olur. Adam Aynen gelmiş öyle. şu anda ne diyorlarmış biliyor musun? Bize Allah'ın bir Ne lütfu bu diyorlar? diyorlarmış. Bak Allah'ın bir lütfu diyorlarmış. Duydun mu adı neymiş? Baktın mı şimdi? Altyapıya Yok bakmadım anne hocam. babası Alman, annesi Hollandalı mı ne? Bir tane antrenör getirmişler. Adam inanılmaz bilimsel çalışıyormuş. Bütün verileri, altyapıyı öyle bir hale getirmiş ki. Şimdi yıllardır Galatasaray'da yok Fatih Terim'in prensi Emrah geldi, Amerika'ya gitti geldi. Yok onun yok bilmem ne Ceylan geldi, öbürü gitti. Ya kardeşim yanlış anlama. Bazı hocalar altyapı hocaları orada altını dolduruyordu ya. Altılı ganyan dolduruyorlardı. Olabilir mi? Olabilir. Yani şimdi Galatasaray gibi yerde altılıya kafayı verdiysen abi olmaz yani şimdi. Yani şimdi sen kalkıp da Galatasaray'ı bir yere getiremezsin. Ve nitekim bir sürü isim yapmış Galatasaray'da oynamış futbolcular. Ondan sonra altyapıda hocalık yaptılar. Ne yaptıkları belli değil. Bugün Hakan Balta yapıyor güzel. Yabancı dili var. Şeysi var. Böyle adamları getir ama yetiştir. Üstüne bir tane adam getir. Bunlara antrenman bilgisi versin. Bunlara çalışma prensipleri getirsin. O futbolcunun gelişimini takip edebilecek düzenekler oluştursun. Öyle değil mi? Aynen Yani öyle. Galatasaray şu anda bana göre Galatasaray altyapısına hangi şeyle gelmiş hocam? genel koordinatör olarak gelmiş. Yani Genel getirmişler. koordinatör. Hani Galatasaray dedi ya profesyonellerle çalışacağız. Evet. Ondan Şey var. dolayı. Emir Kıvırcık diye futbol akademi koordinatörü var. Yok, Bildiğim yabancı biri. sistemi yabancı. Yabancı. Baba Alman, anne Hollandalı mıymış neymiş? Adını Bu söylediler ama. arada eski Mersin Marmara'da da oynayan Sedat Debreli de U17 teknik sorumlusuymuş. Kim? Şeyde Galatasaray'da. Kim? Sedat Debreli. Aa, bizim Sedat. O şeyle Evet. geldi. O kaç senesiydi ya? 90'larda geldi o ya. 90 kaçlarda iyi bir santfordu Sedat Debreli. Evet. Şeyle gelmişti Kerim'le birlikte Fenerbahçe'de. Kerimlerin O falan vardı. Fenerbahçe'den O de şeyde Galatasaray gelmişti. tabii Galatasaray Futbol Galatasaray'dan. Akademisi ve Gençlik Geliştirme Koordinatörü Marco Pazzaioli Aynen. gibi bir şey. Tamam, aynen o adam işte. Şimdi Alman antrenör hocam. Moritz Wölfs'ü göreve getiren demiş Galatasaray. Moritz Wölfs diye birini getirmiş hocam. Da. Hindistan takımından görev yapmış. Teknik direktör getirmiş. Evet. İki tane adam getirmişler. Moritz Wölfs de Çok şeyi önemli. Yani Marco. Allah'ın lütfu diye söyleniyormuş. Ben bilmiyorum. Tabii şimdi Florya'da yıllarca görev yaptıkları için her hocayı aşağı yukarı tanıdıkları için kıyas yapma şanslarını ancak onlar yapabilir. Biz bilemeyiz. Onların söylediği bize Allah'ın bir lütfuymuş bu adam dediler. Yani şimdi o ne demektir? Yani işini gerçekten iyi yapan, iyi bilen yarın bir gün göreceksin. 17 yaşına geldiği zaman Galatasaray'a takır takır top oynayacak adamlar sokacak A takıma. Önemli Yani olan, önemli hocam, çok önemli.
Bence Beşiktaş'ın buna bir an önce dönmesi yeni bir Serpil Hamdi Tüzün mü bulur? Artık yeni bir sistem mi geliştirir? Bilemiyorum. Beşiktaş bu kafayla hiçbir şey yapamaz hocam. Beşiktaş bu kafayla Evet. hiçbir şey yapamaz. Ben o kadarını söyleyeyim sana. Galatasaray'a scout olarak gelmiş daha önce şey. Şimdi yardımcı antrenörmüş Wolves. Leipzig'te Ha, çok. yardımcı antrenörlük yapmış. Arsenal'da scoutluk yapmış bir isim. Buyur abi, vizyona bakar mısın? Buyur. Arsenal dünyanın en iyi altyapısı olan takım değil mi hocam? Yani Yani evet, en iyilerinden bir tanesi. altyapı derken genç oyuncu alıp Genç Premier oyuncular Lig'de 18-20 yaşında oynatan bir olabilir, takım değil mi? evet. Leipzig Aynen öyle. belli bir sistemi olan bir takım değil mi? Leipzig'te hoca transfer yapamaz. O sistem yapar. Hocaya derler ki bizim oyuncu kadrosu bu, sistemimiz bu. Sen bunu oynatabilir misin? Bak, Marco Pezzoli de şeymiş hocam. Bakıyorum şöyle. Hoffenheim'de yardımcı antrenörlük, teknik direktörlük. Osaka'da teknik direktörlük yapmış. Frankfurt'ta Ya. teknik heyet sorumlusu, geçici antrenör, teknik heyet sorumlusu olmuş tekrar U19'a. Sonra Buyur buradayım. Galatasaray'a önce şeye geçmiş. Bengal Luru diye bir takıma gitmiş. Oradan sonra da orada teknik direktörlük yaptıktan sonra da teknik heyet sorumlusu olarak gelmiş. Bravo. Hindistan Şimdi takımında Hakan herhalde. Baltaş şöyle düşün. Bak bu O adamlar Hindistan takımında. donanımlıdır hocam. Bak ben sana söyleyeyim mi? Bunlar büyük ihtimalle bulunduğu ülkenin spor akademilerini bitirmiş. 4 yıl boyunca da eğitim sosyolojisi, eğitim psikolojisi, eğitime giriş, ne bileyim antrenman bilimi, kinesiyoloji, ondan sonra her türlü dersi görmüş adamlardır bunlar. Şimdi bunlar bir de üstüne antrenörlük kariyeri eklediler. Ne yaptılar? Takım çalıştırdı, oyuncu değişti, o geldi, bu gitti. Şimdi Hakan Baltak Galatasaray'a geldi, direkt geldi, paraşütle değil mi? Evet. Yardımcı hocayken veya ne bileyim Şu anda alt koordinatörken yapan türü. şu anda altyapı antrenörü. Şimdi Hakan 19'da Baltay'a sorsan, oynamış. hocam bu interval mi yaptıracaksın? İşte devamlılık mı, dayanıklılık mı? Yemin ediyorum bak, samimi söylüyorum bilmezler bak. Samimi söylüyorum. Hocam şey için ne düşünüyorsun? Arda için. Ya ben yazdım, bir tweet attım. Antrenörlük bu kadar ucuz olmamalı diye. Tamam mı? Arda'nın vizyonuna kimse bir şey diyemez. Bak Arda'nın vizyonu, Arda'nın kişiliği, kalitesi, Arda'nın espiritüel kimliği, yardımseverliği, Galatasaraylı duruşu. Eyvallah. Ekibini toplaması, topladı. Bunu demiyorum. Bak İbrahim Üzülmez'i getirsen daha iyi abi. Niye? Bir sürü takım çalıştırmış. Rize'ydi, oraydı, buraydı değil mi? Sakarya'ydı, Kocaeli'ydi, bilmem nereydi. Bak bu tür adamları getir. Eskiden futbol oynamış, milli olmuş. Ama 7-8 sene, 10 sene takımların içine girmiş çıkmış, oradaki olayı öğrenmiş, iyi kötü scoutlarla çalışmış, iyi kötü ne bileyim antrenörlerle çalışmış. Adamları getir. Eyvallah. Hata yapma şansı yok. Tolunay Kafkas. Ya geldi direkt paraşütle milli takım. Ne oldu abi? Hiçbir takım çalıştırmadan direkt geldin. Oh Ense Baba, ayda yılda bir toplanıyorsun. Galatasaray'dan topla, Fener'den topla, Beşiktaş'tan topla. Sür sahaya abim. İşte böyle değil ki. Böyle olmuyor işte. Böyle olsaydı Maalesef, maalesef. maalesef. Arda'nın da ondan farklı olabileceğini tahmin etmiyorum. Yani Hocam ben Arda Arda'nın vizyonu falan benim hoşuma gidiyor, evet. Ama yani dediğin gibi teknik direktörlük, özellikle de Ümit Milli Takım Teknik Direktörlüğü gibi bu milli takım teknik direktörlükleri bu kadar kolay olmaması lazım. ya Yani tabii şimdi şöyle şimdi düşün hocam. Şimdi şöyle düşün hocam. Bak, bir çocuk mesela eğer eline bütün imkanları verirsen, mesela bütün oyuncaklarını verirsen, bütün şekerleri verirsen hiçbir şey yapmaz hocam. Mutluluğu çünkü bulamaz. Mutluluğu şey yapması lazım, mücadele etmesi lazım. Senin de teknik direktör olarak al başına koy, al başına koy. Olmaz ki hocam, o zaman ne gereği var ki diğerlerinin insanların bu kadar uğraşmalarını vesairelerini. O onu zaman söylüyorum ya. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe'den bir tanesi ne U19'a, öbürünü şeye koyalım. 18'e koyalım, 17'ye koyalım. O şekilde devam etsin gitsin. Niye? Yani zaten ondan sonra da başarısız oluyorsun. Bak Ya şu ne demiş? olabilir Mustafa, bak şuna da okey derim, yok demem. Bu teknik
mesela teknik kadronun başındaki adam Arda Turan olur. Yanında gerçekten antrenman bilimi konusunda profesyoneller olur. Scout ekipleri olur. Anlatabiliyor muyum? Çünkü oynatacağın sisteme göre adamların bütün maçlarını inceleyecek. Sana uygun mu değil mi? Kaç maç oynamış? Kaç hata yapmış? Neresi kuvvetli? Neresi zayıf? Sana bilgi verecek. Kadroyu sen yapacaksın. Ama sen tutar da işte bugünkü yaptığın gibi işte Beşiktaş'ta falan oynamış gel. Galatasaray'da falan, Fenerbahçe'de falan topladı şimdi 6-7 tane adam. Ne yapacaklar abi? Geyik Bak muhabbeti hocam yapacaklar. ben sana bir şey söyleyeyim mi? Benim hoca dediğin adam nasıl olur biliyor musun hocam? Bak Real Sociedad'ın altyapıda teknik direktörü 2007 senesi. Ondan sonra gidiyor Hoffenheim'ın 17 takımı. Stuttgart'ın 19 takımı. 2009 biri, 2011 biri. Ondan sonra bu arada şeye geliyor. Türkiye'de yardımcı antrenör Hannover teknik direktörü. Kayserslautern teknik direktörü. Leverkusen geçici antrenörü, Stuttgart teknik direktörü, Hertha Berlin teknik direktörü. Kim bu adam? Tayfun Korkut. Nereden başladı hocam? Aynen. Eskiden oynadığı bir takımın altyapı hocalığından başladı. Değil mi? Bravo. Evet. Başlaması gereken Tayfun'u yerde getir. Bak hocam. Tayfun'u Bak. getir abi. Bak Tayfun'u getir. O gerçek hoca artık o. Hoca. Şimdi Arda ne zaman soyunma odasına girdin 11 saydın abi. Ne zaman antrenman yaptırdın? Ne zaman oturduğunda kafa yordun gece yani diskolardan veya işte eğlence barlardan şuradan buradan. Hani hakkı mıdır? Hakkıdır. Parası var geziyor. Ama kardeşim ne zaman oturduğunda bir hocayla antrenörlük istişaresi yaptın, bir araya geldin hocam hangi çalışmaları nereye koyalım, nasıl yapalım, ne yapalım? Öyle mi? Aynen Bak öyle. şimdi yani bilmiyorum yani amatör kümenin de bir farkı yok hocam, aynı değişen bir şey yok hiç. Hani diyeceksin ki ya hocam amatör kümede ne arıyorsun, para yok, pul yok. Ya olan takımlarda yok yani yok, şey yok. Abi, vizyon denen gerçekten antrenörleri Bak çok basite alıyorlar ya. Cihan Doğan demiş ki dün Fırat Günayer'in Beşiktaş'ın da Galatasaray gibi arazi üzerinde bir projesi olduğunu söyledi hocam demiş. Hocam genç oyuncular çıkarıyoruz ancak demiş forma şansı verip yurt dışına pazarlama konusunda asıl sıkıntı yaşıyoruz demiş. Çok doğru bir şey. Çünkü Oğlum. oynatmıyorlar. Yani baktığın zaman şu anda bir şansın yok Beşiktaş olarak. Bakıyorsun hala oynatılmıyor mesela. Demiş Yani. Bartu, Mustafa, Serdar, Melih gibi bu hep bu yönde kayıp demiş. Doğru söylüyor. Yani Şimdi oynatılmıyorlar. Yusuf Demir. Bak Yusuf Demir. Kalitesi nasıl? Süper değil mi? Evet. Topçu yani. Ben şimdi inceledim. Son 4-5 yılına baktım. Abi bir tek Kayıp. Avusturya Wien'de 23 maç oynamış. Tamam Ondan mı? Bir sonrası kayıp. 11 Zaten Barcelona'ya geldi. Ondan sonrası bitti. 23 maçın 7'si 11'de oynamış, 9 gol atmış. Tamam mı? Geri kalan 5 maç, 4 maç, 2 maç. Ya kardeşim bir futbolcu böyle her yıl oynamazsa 2 maç, 3 maçta gelişebilir mi abi ya? Aynen öyle. Oynatacaksın. Şimdi ha bu seneki hata Okan Buruk'un değil, yabancı statüsünde oynamasından kaynaklanan bir de sık sık sakatlanması şudur. Yani şimdi maç temposu yakalayamayan adam, fiziksel olarak gelişemeyen adam bu kadar çatırtının içine girdiği zaman Yunus'u hatırlamadım zaten. ya Yunus Yunus'u. açtı biraz be. Yunus oynadı Demirspor'da açtı Galatasaray'da da süre alıyor. Bak Hayır Mustafa hayır. bu Şimdi önemli. Eminspor'da oynadığı gibi mesela şimdi Galatasaray'da oynamıyor. Ben onu çözemiyorum yani. Ya Galatasaray'da oynayamaz. O farklı oynuyor aslında da Galatasaray'daki şimdi topu kullanma süresi, topun sana sürekli geliş şeysiyle yani şimdi Adana Demirspor'da futbolcu kafayı kaldırıyordu, Yunus'a atıyordu. Abi şimdi Aynen öyle. Yunus'a 40 yılda bir geliyor. Şimdi orada Mertens'e mi atacak, ne bileyim Kerem'e mi atacak, Icardi'ye mi atacak, Olivier'e mi kullanacak? Abi öyle kolay değil. Yani öyle kolay değil. Trabzon maçının ilk yarısı 0-0 bitti. Hocam bak Tayfun dediğimiz adam 2007'de başlamış teknik direktörle Temmuz ayının 1'inde başlamış. Türkiye yardımcı antrenörlüğüne 2012'nin Ocak ayında gelmiş. 1 Ocağında gelmiş, yılbaşında gelmiş. Çok uzun süre kalmamış. Yani bir sene yani bir sene kadar kalmış. 1,5 sene kadar kalmış da. Yani 5 senelik bir şey var orada bak. 5 sene boyunca altyapılarda çalışmış, çalışmış, çalışmış
ve sonrasında gelmiş. Aslında Tayfun'un gelmesi gereken yer o dönem altyapıdaydı zaten. Altyapıdan geldiğinde altyapı hocaları mesela. Ya ben şeyi çözemiyorum. Altyapı hocalığını insanlar beğenmiyorlar. Şimdi baktığın zaman. Ya altyapı abi yetişme yerin orası. Ya sen şimdi hemen ağır siklet boks şampiyonasına ağır sikletten başlamıyorsun ki. Aynen. Belli bir kilodan başlıyorsun değil mi? Geliyorsun maçlar alıyorsun 30 maç 40 maç. Orada bisiklet atlıyorsun 30 maç 40 maç 50 maç. Neyse knockout. Sonra diyorlar ki ha sen ağır siklette dövüşebilirsin kardeşim. Senin artık kilon da uygun. Tecrüben de uygun. Doğru mu? Aynen. Sen futbolda bunu ne yapıyorsun abi? Futbolda adam futbolu bırakıyor. Galatasaraylı atıyorum. Gambalta veya Galatasaraylı işte Hasan Şaş. Evet çok büyük isimler. Çok büyük şeyler ama antrenörlük tecrübesi olarak neredeler abi? Hangi takımı çalıştırmışlar? Ben sana bir şey söyleyeyim mi hocam? Bak bir senedir Tayfun Korkut takım çalıştırmıyor neredeyse. Beşiktaş önümüzdeki yılı planlayacaksa ben Şenol Güneş'te planlamasını istemiyorum hocam. Yani Şenol Güneş'te planlamasınlar hocam. Bak burada adam var işte. Tayfun Korkut gibi adam var. Senin takımda da oynanmış. Eski adamlardan. Bravo. Bir dene. Gel bunlarla yap ya. Yaşı da gelmiş. En azından bir heyecan yaratır. Değil mi? Bir heyecan yaratır. Aslan gibi. Altyapıdan Almanya disiplininden de gelmiş. Almanya'yı iyi bilen bir hoca. Sana oradan da oyuncular bulabilecek bir hoca. Getir ya. Getir. Bu tür adamlar getir ya. Hocam Fenerbahçe Kayseri. Kayseri Fenerbahçe. Ne düşünüyorsun? Onu da soralım. Onu abi çok polemik oldu. Şimdi niye öyle bir karar alındı anlamadım. Seyirciler tam ne güzel barışı gelmişti. Depremden dolayı seyirciler gerçekten iç içe oturup adam gibi maç seyrediyorlardı. Birbirlerini kırmadan, dökmeden, birbirlerine hakaret etmeden. Çok da güzel bir başlangıç olmuştu. Ama bunu kim yaptı, nasıl yaptı anlamadım. Fenerbahçe seyircisi ne yapacak burada? Kayseri yani 10 kişiyle 100 kişiyle Kayseri seyircisine mi saldıracak? Ne yapacak? Veya Kayseri seyircisi Fenerbahçe'yi mi orada tartaklayacak, bir şey yapacak? Yani yapacak kulübün bundan sonra Futbol Federasyonu'nda yeri yok. Ama niye tekrardan böyle bir kin ve nefret tohumları ekildi? Niye kabul edilmez? Bırak beraber seyretsin ne olacak ya? Fenerbahçe yani niye yasaklıyorlar? Ben bu yasağı anlamıyorum. Ne işte siyasal olarak Fenerbahçe seyircisi böyle demiş, Kayseri'de de böyle der mi acaba diye düşünülüyor. Haftaya söyler o zaman Fenerbahçe seyircisi. Ne değişir abi? Haftaya nasıl keseceksin sesini? Ya biraz daha bu tür konularda hoşgörülü olunması lazım bence. Yani evet. Siyasal olarak yapmış olabilirler. Konuşmuş olabilirler. Ya beğenmiyorsa yapsın abi tepkisini. Mustafa beğenmiyorsa tepkisini yapsın ya. Yani ben çok şey yapmıyorum o konularda da. Yani demokratik hakkını kullanmış, kullanabilir. Bir kısmı ona destek verir, bir kısmı diğer der ki bu, abi canım öyle şey yapmıyoruz, biz çok beğeniyoruz der. Yani onu da söyleyebilir. Şimdi kulüp başkanını istifaya çağırabilir mesela. Ya ben çok ona şey yapmıyorum. Ben verilen şeyin de bu uygulamanın da doğru olduğunu düşünmüyorum. Futbol taraftarla güzel. Yani doğru olsun. Şimdi Galatasaray maçı başlıyor. Hocam bizler bile eleştiri yapıyoruz mesela değil mi? Ne için eleştiriliyoruz? Bizi bile eleştirebiliyor insanlar. Mesela biz çok şey olduğumuzdan değil. Yani hiçbir şey olmadığımıza rağmen bizi eleştirebiliyorlar. Eleştiriye biraz daha açık olmamız, hoşgörülü olmamız lazım diye düşünüyorum. Buyur hocam. İstersen programı şöyle yapalım. Pazartesiye başlarını da yorumlayalım. Yeni tamam, transferler tamam. Nasıl uyum sağladı? Şimdi hazırlık maçları var. Fenerbahçe için düşüneceksin ne hocam? Fenerbahçe Kayseri oyuncusu söyleyelim bir. Valla Fenerbahçe yener abi. Şimdi Fenerbahçe öyle böyle yener. Fenerbahçe formda iyi takım. Kayseri tabii geçen hafta çok önemli bir galibiyet aldı deplasmanda ama Kayseri de formda fakat Fenerbahçe Kayseri'de rahat yeniyor bilmiyorum. Yani Kayseri'de kolay kolay maç kaybetmiyor. Fenerbahçe yener diyelim hocam ne diyelim? Fenerbahçe yener bence. Şöyle söyleyeyim ya. Bu Valencia ne yapıyor hocam Valencia?
Abi Valencia işini yapıyor. Çıkıyor golünü atıyor. Geyik muhabbeti yapıyor. Galatasaray karışmıyor Valencia'ya. Top gelirse oynuyor. Gelmezse adam kovalama Sözleşmiş. şey de falan. 3 yıllık sözleşme istemiş. Vermeyecekler gibi duruyor. Yani Fenerbahçe'den daha ne 3 yıllık mı yapması lazım istemiş? mesela? Ne? Fenerbahçe'nin imzalaması lazım. Niye diyeceksin? Devamlılık açısından. Yani Valencia'nın yerine daha iyi birini bulana kadar anlaşma yapacaksın. Yani Ha, 33 gelen yaşında olduğu adam. için 33 yaşında olduğu için şey demişler herhalde 3 yıl olmaz gibi bir hamle yapmış kendi Abi 2 içinde. artı 1 yapsın. 2 artı 1 yapsın baba. He? Veya 1 artı 1 Aynen öyle. artı 1 yıllıklarını fazla versin abi. 22 oldu değil mi Fenerbahçe şeyin Valencia'nın gol sayısı? Vallahi takip etmiyorum. Gol krallığını niye takip etmiyorum? Bana biraz şey geliyor ya, gol krallığı çok eskisi gibi cazip gelmiyor. Yani bazı maçlarda 6-7 gol oluyor. Hiç alakasız maçlar. Adam penaltısıydı, şuydu, buydu. Bir maça, en kritik maça bakıyorsun, tık yok. En kötü maçlara bakın, 4 tane atıyor, 3 tane atıyor. Ne oldu? Gol kralı oldum. Ya yok, bana gol kralı değil, Icardi gibi 7-8 gol at ama çok kritik goller at. Öyle mi? Weghorst gibi oyna. At. Yani Beşiktaş'ı şeyde tut. Ne bileyim. Kafadan tut. Valla ben Bilemedim. Valencia'yı veriyorum hocam. Allah var. Valencia iyi ya. İnanılmaz. Fenerbahçe'de en iyi adam hocam. Ne? Kötü mü yani? Şimdi Valencia gibi adamı nereden bulacaklar? Geldiğinden beri ben savunuyordum o adamı. Ama biraz sahtekar yönü çok. Çok çabuk atıyor kendini. Hiç gereksiz böyle şeyler istiyor. Fauller istiyor. Penaltılar istiyor. Daha dokunmadan kendini bırakıyor. Ben yakıştıramıyorum ama iyi futbolcu. Kurnaz, çok ayak bilekleri de iyi. Tam tipik bir Güney Amerikalı ama Hocam bir saat gibi bir süre olmuş. Yavaş yavaş şey yapalım. evet. Son şeyleri de yapalım. Kapatalım. Toparlayalım. Evet. Hocam deprem günlük artık alışmamız gereken bir şey ama önlemini gerçekten nasıl alacaklar, ne yapacaklar bilmiyorum. Psikolojimizi bozdu ama futbol inşallah birazcık bizi psikolojik olarak birazcık rahatlatır veya bir kendimize getirirse çok büyük bir terapi yapmış olur. Futbol bizim vazgeçilmezim. Hayat devam ediyor. Tekrar ölmüşlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yararlara acil şifalar. Türk Yaralılara milletinin başı acil sağ şifalar olsun. dileyelim. Halkımız büyük bir halk. İnşallah bunu atlatacağız. Çok da önemli bir Kenetleneceğiz. mücadele veriliyor hocam. Çok da önemli Evet, önemli bir bir mücadele. şey var. Dayanışma var. Yaklaşık 400-500 bin kişi buraya Mersin'e geldi. geldi. Evet. Mersin'e geldi. Hatta ben dün şeydeydim. Olimpik yüzme havuzundaydım. Orada da var. Depremzede insanlarımız. Onlarla da biraz muhabbet ettik. Malatya'dan gelmiş olanlar vardı. Onlarla biraz konuştuk. Geçen de Antep'ten vardı. Onlarla da konuşmuştuk. Şey ya önemli ya. Yani artık şöyle sürekli şeyde gözümüz ya. Artık bütün lambaların her kıvrımını biliyorum hocam. Artık gözümüz Abi lambadan ayrımıyoruz kolay ya. değil hocam. Hani Allah kendimizden ziyade çoluk çocuğumuzdan korkuyoruz. Allah herkesin yardımcısı olsun Mustafa. Ekonomik olarak değil ama şehirler psikolojik olarak da doluluk oranında beklenmeyen şekilde kiraların artması ve onunla ilgili de daha sonra belki konuşuruz ama kiraların mutlaka sabitlenen geçen bir kanun tasarısı yapıldı. Biz bunu bir aydır söylüyoruz, 2 aydır. Diyoruz ki kiraları sabitleyin, arttıranları cezalandırın kardeşim. abi önemli Devlet el olan o koyacak değil. bu işe. Abi istediğin kadar el koy. Olmaz. Bak bizim insanımızın önce ahlaklı olması lazım. Bizim insanımıza önce ahlak dersi vermemiz lazım. Tamam mı? Ya Bizim insanımıza ya bir şekilde yapacak hocam diyecek ki bu sefer de diyecek ki mesela %25 arttırabiliyor ya mesela. Diyecek ki ben geri kalanını elden istiyorum diyecek. Ya da işte, diyecek işte ben oturacağım diyecek. Çıkartacak sonra daha fazlasına şey yapacak. hocam Bizim illa tespit edilir ülkemizdeki ya. ahlakımızı düzeltmedikten sonra hocam yani istediğini yap şey yapamazsın. Düzeltemezsin. Bizim Sağ insanımız olasın. yani 15 kuruşa o zaman aldığı suyu şöyle sokakta 1 liraya satan gecenin saat ikisinde trafik ışıkları her taraf hiç araba yok diye kırmızı ışıkta bile geçebilen değişik bir yapısı var. Önce bizim Evet. insanımızın bu ahlakını düzeltmemiz lazım.
Evet Mustafa'cığım teşekkür ediyoruz. Her Ben şey çok teşekkür ediyorum güzeldi. hocam. Bir Bundan sonra başlangıç oldu. Bundan sonra sporlarda inşallah bayramlarda daha öveceğiz. aktif, inşallah daha aktif programlar yapacağız. Bizi izlemeye devam etsinler. Elimizden geldiği kadar dağarcığımızdaki bilgileri paylaşacağız. Bunu Herkese YouTube'a iyi da atacağız akşamlar. hocam. Teşekkür ediyorum. Abone olsunlar ve beğensinler mi hocam? YouTube'a da atacağız bunu. Evet, kesinlikle Mustafa Karabulut gibi kaliteli bir insanın Estağfurullah kanalına hocam. da abone olun yani kardeşim. Bunu da söylemeye gerek yok. Yani gerçek bir kalitedir Mustafa. Teşekkür ediyoruz Estağfurullah hocam. kendisine böyle bir program sunduğu için. Herkese iyi akşamlar diliyorum. İyi hafta sonları Mustafa'cığım. İyi maç Teşekkürler seyirleri hocam. diliyorum. Görüşmek üzere. Görüşürüz. İyi akşamlar. Sağ ol. Hoşça İyi kalın. akşamlar. Hatta Görüşürüz. Sağ ol. Görüşürüz hocam. görüşürüz.